Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümde daha beraberiz. Karakterin şöyle bir kostüm geldi. Bu direkt etkinlikten geliyor hediye olarak oyuna giriş yaptığınızda. Sanırım yılbaşı yüzünden. Hediye paket şeklinde bir kafalık. Bir de üstüne de yine hediye desenli bir gömlek tarzı bir şey geldi. Şimdilik fazla kostüm olmadığı için elimde. O yüzden bununla oyuna girdim. Daha farklı kostümler denk gelince etkinliklerden vesaire ya da mağazadan alırsak o zaman onları da deneriz. Evet, köye en son 3. seviyede bırakmışız. Bizim köyü yükseltmemiz lazım ki çünkü daha fazla insanlar geliyor ama alamıyoruz. O yüzden köy seviyesini arttırmamız lazım. Buradan baktığımızda da bize bağ kökü gerekiyor. Granitel, kalas bunlar kolay ama şu bağ kökünü gidip mağaradan çıkartacağız. Mağaraya gidip. Ve tabi onun için içinde bize bir balta lazım. Şu an bizim balta gerçi herhalde yeterli mi? Şuradan bir bakalım. Bir saniye. Şuradan. Ha değil. Bunu o yüzden buraya seviye yükseltmem lazım ki buraya yeni balta gelsin. O yüzden de bunu yükselteceğiz. Bize kabuk ve kalas lazım. Elimizde var mı? Bir bakalım onların miktarlarına. Ha, kabuk iki tane var. Bize kabuk lazım. O yüzden bizim yengeç bulup yengeç öldürmemiz lazım. Şunları şöyle bırakalım. Tamam, o zaman çıkalım biz birazcık gezelim. Etrafta yengeç arayalım. Yengeç bulursak da kabuğunu alırız. Onun sayesinde tezgahı yükseltip baltamızı da yükseltebiliriz. Çünkü tezgah yükseltmediğim için balta yükselmiyor. Balta yükselmediği için de bağ kökü toplayamıyoruz. Bağ kökü olmadan bağ kökü odunu olmuyor vesaire vesaire yani. Hepsi birbirine bağlı. Hem biraz yiyecek tabi depolayalım. Yiyeceğimiz de yok gibi bir şey. Tabi kendi yemeklerimizi üreteceğiz illaki ama şu an üretemediğimiz için en azından bunlarla idare edelim. Avluları bilerek alıyorum. Açlık olarak bayağı az dolduruyor ama süre olarak çok hızlı yiyor bunları. Direkt hemen lokma lokma atabiliyor ağzına. Diğer yemeklerde bekleme süresi var. O yüzden savaşırken falan onları yemek biraz daha sıkıntı olabiliyor. Çünkü yerken yürüyemiyor karakter. Durup da yemesi lazım. Ve arkanızda kurt varken de bunu yapmak birazcık zor olabilir. O yüzden avuzda şimdilik en azından yeni yiyecekler gelinceye kadar önemli bir yiyeceğimiz. Tabi bunun haricinde canımızı arttıracağız. Canımızı arttıran çeşitli yollar var. Yani yemeklerle can artıyor. Değişik yemeklerle. Tabi onlar bonus olarak arttırıyor. Mesela 10 dakika alan 20 dakika alan canınızı arttırıyor. Şu an 3 kalbimiz var mesela sol üstte. Onu mesela 10 kalp 20 kalp yapıyorlar yemeklerle. Ama tabi geçici oluyor. Kalıcı olmasını istiyorsanız çeşitli tılsımlar var. O tılsımlardan oluşturup onları kullanmamız gerekiyor. Şu envanterde göstereyim. Şurası tılsım yeri. Buralara tılsım takıyorsunuz ve o sayede canınız yükseliyor. Aa, yengeç bulduk mesela. Ve bu bize yuvarlanacak. Tamam. Yuvarlamasına izin vermeyin. Çünkü iki tane birden vuruyor. İki kalp vuruyor yani yuvarlanırsa. Evet. Bir de hazine denk geldi şansımıza. Hem yengeç kabuğunu aldık. Dediğim gibi tek önemli olan olay o yengeçte. İlk yuvarlandığında size oradan kaçarsanız sonra sıkıntı yaşamazsınız. Sanırım kurt var bir yerde, sesi geliyor ama. Ama sıkıntı yok, şu an kılıcımız elimizde olduğu sürece kurdu falan rahat rahat öldürürüz. En azından bir kurt iki kurt gerisi öldürürüz yani. Daha fazla artarlarsa kaçarız mecburen. Hazinemiz nerede bizim? Bayağı uzağa gitmiş hazine. Bazen hemen yakında veriyor, bazen uzakta veriyor ama çok güzel şeyler veriyor hazineden. Bu hazinelere mutlaka gidin. Gitmemez etmeyin. Aynen, bak burada mesela bir tane at var. Bu atı seveceğiz ve bu at parçalanacak. İçinden de malzemeler geldi bak, bol bol. Dinamitler geldi. Tohumlar geldi, ipek. Buradan bir balta ve mantar geldi. Şöyle bakarsak. Aynen, burada şu an en değerli şey dinamit oldu. Zaten bizde var. O yüzden de sıkıntı yok. Güzel ipek vermiş. O da güzel. Gelmişken şunları yumurta alalım. Bu arada eğer mısır toplarsanız mısırları yemeyin. Mısırlarla çünkü yemek yapılıyor. Gayet de doyurucu yemekler yapılıyor yani. O yüzden mısır bulduğunuzda onları stoklayın. Hatta ben şuraya hemen hızlıca bir toplayayım. Burasını ben hızlandırırım. Evet, buradaki mısırları aldık. Yalnız burası baya baya tarlaymış. Gördüğünüz gibi
Burada balkabağı tarlası var. Şu ileride yine mısır tarlası var. Ben yine bunları bir toplayayım. Evet, yengeç denk geldi ve şansımıza kılıç kırıldı ve öldük. Yani böyle bir saçmalık yok. Çantamız da orada kaldı. Yedek kılıcı falan yok. O yüzden direkt çantayı almaya gideceğim. Nerede ölmüşüz biz? Yukarıda ölmüşüz. Yani şu tarafta sanırım. Aynen şu tarafta. Çok da güzel tarla bulmuştuk. Her şeyi toplamıştım ama maalesef ölünce hepsi düştü. Şimdi onları almaya gideceğim tekrardan. O size bahsettiğim işte örümcek yengeç saldırısı, yuvarlanarak saldırı bizi öldürmeye yetti. Çünkü gerçekten güçlü bir saldırı o. 1,5 kalp direkt vuruyor size. Ve o şekilde 2 kere vurdu. O da bizim sonumuz oldu. Ama tabii güzelliği yani çanta öldüğünüz yerde direkt olduğu yere düşüyor. Tekrar gidip alabiliyorsunuz. Şimdi alırız çantamızı oradan tekrarlayalım. Yine o arkadaş oradaysa da onu da canlı alırız. Bu arada karanlık oluyor. O yüzden bir an evvel gitmem lazım ki oradaki meşalemi de alayım. Çantanın olduğu yeri haritada size gösteriyor. Aynı harita dışında da yine böyle bir ışık huzmesiyle olduğu yeri işaretliyor. Çantamı benim verir misin? Tamam, şöyle yapalım. Şimdilik şöyle yapalım. Yengeç kim bilir nereye gitmiş, kayıp şu an. Evet, birazcık zor oldu. Kılıçsız ama öldürebildik. Bu arada şu tazeli sandığı da var ama üstüm benim full dolu ya. Şöyle gördüğünüz gibi gece boyunca balkabağı ve mısır topladım ve hala bitmedi. Hala gördüğünüz gibi mısır tarlası ağzına kadar dolu. Buraya geri geleceğiz. Bizim köy nerede? Şurada aşağıdaymış köy. Yani şurada mı oluyor? Aynen, köye gidelim. Üstümü ben bırakayım. Bir tane kılıç yapalım, buraya geri gelelim. Hem oradaki mısırları toplamaya devam edeceğim. Hem de orada hazine sandığı var. O sandığı alalım. İçinde neler var bakalım çünkü. Gece boyunca topladım, yetmedi yani yine de. Zibil gibi maden var, şey var. Tarla var orada. Balkabağın mısır. Bunlar tabi random spamlanıyor. Her dünyada aynı bu şekilde denk getiremeyebilirsiniz yani. Bazen dağınık gelir, bazen toplu gelir. Bizim şansımıza toplu yerde denk geldi. Tabi haritadan illa ki sizin haritanızda da vardı toplu yerler ama kim bilir nerelerdedir yani onlar. Çünkü bayağı bir dağılıyor etrafa. Haritası çok büyük oyunun. Oy. Köye gel de seni bir kessinler. Gel arkamdan köye. Bu arada köydeki NPC'leri de koruma olarak kullanabilirsiniz. Yani mesela NPC'nin birisini kendi yanımıza alıp yanımızda gezdirebiliriz. Bizim o korumamız olabilir yani. Çünkü o NPC'lere ölmüyorlar bu arkadaşlar. En azından ben öldürmeyi beceremedim yani bayağı bir denememe rağmen. O yüzden bunları yanımızda gezdirebiliriz NPC'leri. Gel benimle savaş diye. Şimdi bu malzemeyi bırakacağım ben ama çok da fazla malzemem var. Yani yerimiz de yok. Dur şöyle şu aynı olan yerleri bir bırakalım. Kabuğum vardı 2 tane. Lan biz kabuk için gittik oraya. Neler neler geldi şansımıza işte. Şimdi tohum var mı bizim başka bir yerde tohumumuz? Yokmuş, şunu buraya bırakalım. Bu tohumları illa koyma şey yapmanız gerekmiyor. Kendiniz de tohum yapabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Bir içeri sandığımız var mıydı? Var. Burada ne var? Ha bak, burada tohum koymuşum ben. Peki bu tohumları al şimdilik buradan. Şu üstünü boşaltmak adına. Şu arkadaşları şuraya bir koyayım. Çok fazla malzeme aldık. Muazzam malzeme aldık hatta. Fazla değil, muazzam. Aynen buraya yetmedi. Şimdi bu tohumlar. Şunlar üstünde kalsın. Şu üstünde kalsın şöyle. Şunları nereye atsak ki?
Sandık yapalım ya da ya yapabiliyorsak. Bir dakika, sandık ne istiyordu bizden? Bunların yerlerini ezberlenecek kadar. Ha, kalas istiyor. Peki. Bu arada şu arkadaşın seviyesini yükseltecektik. 8 kalas da ona lazımmış. Tamam, bu kalaslar yapılsın. Şunu şuraya koyalım, bunu buraya koyalım. Bir de kendimize şey lazım. Kılıç. Onun için ahşap sopa gerekiyormuş. Evet, şunlardan bahsediyorum. Bu tılsımlardan yaptığımızda bunlar bize kalp veriyor. Mesela bak, bu iki kalp birden bize veriyormuş. Ama tabii kabukla yapılıyor. Şu an fazla kabuğumuz olmadığı için de onları kullanamıyoruz. Mesela bir kabuğumuz var fazladan. Onu kullanabilirim aslında. Şunu kullanabilirim onun için ama tabii şey de lazım bize. İplik makinesi. Şu an o da yok. Önce ondan bir tane koymamız lazım. Yani şu çığırıktan. Ahşap sopa gerekiyor. Dur bakalım, şunları hallolsun da. Ahşap sopayı da ayarlayacağız. Şimdilik sandıkları buraya atıyorum ama tabii daha sonra sandık için ayrı depo oluşturacağım. Aynen, şu fazla malzemeleri koymak için en azından. Bir oluşturalım. Şunlar da kalsın şimdilik. Gerek yok. Şunu yükselteceğiz. Bunun için ne gerekiyor demiştik. 8 kalas. 3 tane de kabuk. Kabuklarımızı da alalım oradan. Onu hemen yükseltip oradan bir balta yapıp yine mağaraya gidebiliriz ama ilk önce şu deminki geceki yere gideceğim. Oradaki sadece hazine sandığını alalım. Söyleyemedim. Hazine sandığını alalım. Evet. Şimdi yükselt bakalım. Tamam, yükseldi. Evet, şimdi artık gelişmiş baltamız ve gelişmiş kazmamız geldi. Tabi onunla beraber yeni bir tılsım daha gelmiş. Bu da sıcak bölgelere giderken sizin serinlemenizi sağlıyor. Ona tabi şu an gerek yok ama şundan bize lazım olacak ki madene gidelim diye. Onun haricinde yine çıktık için de gerekiyordu bir malzeme. Bu da taş kırıcı gelmiş. Bunu da yapacağız. Burada yine ahşap sopa gerekiyordu. Şöyle yapalım. Elimizdeki bütün odunları şuraya verelim. Bunlar sopaya dönüşsün. Şu kılıç yapmamız gerekecek. Hem de daha fazla bir de şey lazım bize. Sopalardan lazım. Bunlar için vesaire. Ama ilk önce bir kılıç yapayım da ondan sonra biz yola çıkalım gidelim. Şunları da yiyelim. Usta pilot, selam. Doğa yürüyüşü falan diyor. Topladığı malzemeleri bir eline alalım da. Bunun yatağı var değil mi bizde? Evet, var şu. Raptor karakter dediği işte. Tabii pilot diye çevirmişler. Ne alakaysa usta pilot diye çevirmiş. Bu da bombacı. Bombacı nerede? O da burada. Şu ayıcıkla konuşabiliyor muyuz? Bunu sadece konuşabiliyoruz. Bu rehber olarak gelmiş. Bununla konuşabiliyorsunuz. Kendim çözerim. Sıkıntı yok. Ha, şu malzemeler olmuş. Şuradan bir kılıç ver bana. Tamam, kılıcımız da geldi. Artık gidebiliriz. Şu fazla malzemeleri de bırakalım diyeceğim de. Nereye? Şunları şuraya. Şunları şuraya, şunları da şimdi şuraya atalım gitsin. Tamam, gidebiliriz. Neredeydi orası? Şu taraftaydı sanırım. Aynen bu tarafta. Gidelim, o sandığımızı alalım. Bu arada bu ahuduların güzel yanı,
Eğer evinize yakın varsa böyle bol miktarda ahududu, bunlar kendini her gün yeniliyor. Yani her gün tekrar tekrar toplayabiliyorsunuz. O yüzden bunları tohumunu bulsanız bile ekmenize gerek yok tarlaya. Eviniz yanında böyle olsun 5-10 tane. Her gün onları toplayın. Sıkıntı yaşamazsınız. Mesela bunları almıştık biz dün giderken oraya. Bunlar yenilenmiş tekrar. Gece gündüz döndüğü için. Doğru mu gidiyoruz? Doğru gidiyoruz. Şu tarafa doğru gideceğiz birazcık daha. Zaten mısır tarlasını gördük mü? Geldik demektir. Yani daha fazla şey almasak olur aslında. Sarmaşık almasak olur. Yani mısır da alıp sarmaşıklar atabiliriz. Çünkü çok fazla sarmaşık oldu zaten. O kadar sarmaşık. Bize bile fazla. Tabi üretim yapılıyor sarmaşıklarla ama gerçekten fazla. Neredeydi orası? Şurada birazcık daha. Aa yengeç. Gel. Bu çok iyi oldu. Gel buraya. Yani kılıç varken şansları yok. Ama kılıcınız yoksa bayağı bir can çekiştiriyorlar. Şöyle açtığımızı hep maksimum tutalım ki. Aynen geldik tarlaya. Tarla buradaysa hazine de şu ileride bir yerde olması lazım. Solda sanırım. Yalnız tarlaya baksanıza ya. Bu kadar mısır. Yani muazzam mısır var burada. Burada ben iki çanta mısır doldururum yani toplasam. Ama şu an toplamayalım onu. Daha sonra toplarız. Burada bir tane küçük köy gibi bir şey de var. Ortalık yerde. Eğer NPC yoksa buranın sandığını alırız. Aynen kurt var sadece. Bunu bir öldürelim. Hop. Tamam o gitti. Sandığımızı alalım. Yine pençe var. Buğday var. Tüy var. Güzel. Tüyleri bu şekilde bulmak iyi oluyor. Çünkü tüyleri bulmanız için tavukları öldürmeniz lazım. Ben de hayvan öldürmek istemediğim için. O sandık neredeydi ama? Şuralarda bir yerde parlıyordu gece ama. Dışarıda parlıyordu yani o sandık. Bu bölgede bir yerdeydi. Tarla yakındı çünkü. Gece savaşırken tam yerini unuttuk herhalde. Yani gece olduğunda muhtemelen yeniden çıkar o da. Şu an için görünürde yok. Neyse şunları bir ipekten alalım. Bu bölgede bir yerdeydi ya o sandık. Çünkü biz gece burada savaşıyorduk. Burada bir yerde onun parıltısı görünüyordu. İnekçik süt verir misin? Teşekkürler. Bir yeni süt. Süt ilk defa mı almışız biz? Aynen ilk defa almışız sütü. Şurada terk edilmiş bir ev var. Orada NPC yoksa bir de oraya gidelim. En azından sandıklarını alırız. Bunların bazıları da NPC oluyor. Ve sizi gördükleri zaman saldırıyorlar direkt. Benim NPC'ler orada. İleride gördüğünüz gibi. 3 tane NPC var. Şu an kurtla mı savaşıyorlar? Ne yapıyorlar artık bilmiyorum ama beni alakadar etmiyor o. Onlar birbirlerini yesin. Aynen kurtla savaşıyorlar. Güzel güzel. Siz savaşın. Benim şunu yukarıdaki almam lazım ama. İşte bu. Bu arada yine gece oldu. Bir açtan güzel gece olması.
Hazine yine parlayabilir. Onu görebiliriz şu yukarıdan. Şu kurdu öldüreceğim de yukarı bir çıkalım. Şu NPC'lerden gidelim ileriye. Kurda niyet kime kısmet. Gel dostum. Şey mi dostum? Hazine şu yukarıda parlayan galiba. Şey mi dostum, gel. Bremelun. Kimse bana rakip olamaz. Gidelim. Şurada bir şey parlıyor. Muhtemelen hazinedir. Ama sanki burada iler değil gibi geliyor bana, ama neyse, bir gidelim oraya. Bakalım, olmadı tekrardan şeyin oraya geri döneriz. Tarlanın oraya. Oradan bir daha bakarız. İskeletlere bulaşmayalım mümkün olduğunca. Çünkü pek de ihtiyacımız yok iskelete. Sadece kemik görüyorlar. Avluları alırım ama. Bunları savaşta yiyoruz. Köymüş burası. Yine NPC'ler var. Hiç gerek yok şu an. Kılıcı bir seviye yükseltirsem geliriz ama. Şu an gerek yok. Neredeyiz biz? Şu an buradayız. Tamam, şu aşağı doğru geri gidelim. O tarlanın oraya. Tarlanın oradan bir bakalım. Gönülde ne var ne yok. Yoksa da eve döneceğim. Şu şeyi oluşturalım da. Hazine orada işte. Şimdi göründü. Gece olduğu için. Gündüz görememiştik. Sandık parlıyor orada. Şu karnı doyurayım da. Kim geliyor? Oho. Bir rahat bırakın çocuğum ya. Bunların baltası düşüyor. Ama çok dandik bir balta. Gene siz de hadi. O hazineyi alacağız oradan. Öyle ya da böyle. Oy. İlkinde açılmadı. İkinci de açıldı. Ama pek de bir şey yokmuş içinde. Boşuna heves etmişiz. Şurada bir ateş yanıyor. Yine orada NPC mi var? Niye burada ateş yanıyor? Allah Allah. Söndürelim ateşi. Şimdi aşağı doğru devam edeceğiz yola. Evimize gideceğiz çünkü. Yeter şimdilik. Gidip şu baltayı yapalım. Sonra madene gidelim. Yok yok, kılıcım yok, kılıcım yok. Gelme. Kılıcım yok, sizinle uğraşamam hiç. Hala geliyor arkamdan ya. Gelme çocuğum. Avdudları alayım da. Güzel, köyümüze geldik. Basit bir şey şu işte tam olarak. Arkamdan getirdim bak. Ama bunlar canlı okuyorlar gördüğünüz gibi. Tertemiz. Silip geçiyorlar yani. Bak burada birisi de burada öldürdü. Bizim çiftçi arkadaş. Ve bunlar gidip uyudular. Bu ikisinin arkadaş maalesef yatak olmadığı için. Yani köyümde yaşamak istersen ama yatağımız yok.
Aa şey geldi. Hazine geldi de kılıcımız yok ya. Neyse dur gidelim bakalım. İnşallah yarat denk gelmez. Hazineleri severiz. Hatta bazılarından güzel iksirler çıkıyor. Yüksek içkiler çıkıyor. Oy. Hayır, ölmek istemiyorum. Dolaşacağım, öyle gideceğim. Üçü birden geldi. İki kurt, bir de yengeç geldi aynı anda ve kılıcım yok. Kılıcım bir vuruşta kırılacak. Şu an onunla uğraşamam. Hazine orada ama. Güzel. Ya evladım gelme işte ya. Neyse sen bir taneymişsin. Gel abi sen. Gel buraya. Ya gidin peşimden ya. Ortalık baya karıştı ama neyse hazineyi bulduk en azından. Bir an hazineyi kaybedeceğiz sanmıştım ama. Kaybetmedik. Yani bunun için mi geldik? Bir şey yokmuş içinde ya neyse. Dön geri bakalım. Aa bir tane sandık var ileride. Güzel. Ona da bakalım. Ya gel hadi gel. Yok kılıcım ama. Yapacak bir şeyim yok. Benim doşlamam lazım. Kurt bizi doşluyor arkadaş. Böyle bir şey mi var? Şuna bak. Nanik. Nanik. Ne oldu? Yine ben kazandım. Sandığı kaybetmeyeyim de orada. Heh, burada sandık var. Tamam. İyi ya, bir hazine diye geldik. İkinci hazineyi de bulduk. Ha orada kaplumbağalar spawn oldu. Bunu daha önce almış mıyız? Almışız ama sandığı burada kalmış. Ve pahalamaya devam ediyor. Nihayet, şey maalesef. Nihayet demişim bir an. Bunu buradan atalım da. En azından parlamasın. Aynı şekilde şu diğerini de atalım. O da parlamasın. Daha sonra bu da parlar çünkü. Gerek yok. Aynen. Altlarımızı kıralım böyle. Şunu bir sevelim. Kaçıyor bizden çünkü yaralı. Neyse. Kurtların ikisini de öldürdük en azından. Sizi de seveceğim ama kaçar mısın benden? İyi sen kaçmıyorsun bari. Ver yumurtanı sen. Yumurtlamışım gününü. Sen de ver. Yünden kumaş yaparız. Sen de ver. Sağ ol canım. Burada yengeçin kırdığı taşlar. Beleş. Hadi siz de gelin. Gel gel sen de gel. Yumurtaya ver yumurtayı. Şşt. Sağ ol. Bizim köy şurada. Köye gidelim. Şu artık üretimlerimizi yapalım da şu mağaraya girelim. En azından bu bölümde mağara işi aradan çıksın. Birazcık odun lazım bana hemen. Bu miktarda odun yeter.
Çok böyle onun lazım değil çünkü. Tamamdır. Çünkü şey üreteceğiz ya. İkinci seviye baltayı. O yüzden birazcık odun lazım. Şimdi ne gerekiyor onun için? Yani şu. Ahşap sopa gerekiyor. Üretelim onu. Bir de kılıç yapacağız tabii ki. 5 de buna lazım. Tamam, onlar üretile dursun. Bir de şu fazla malzemeleri bırakalım. Bayağı da malzememiz var aslında da işte bunlara bir sandık düzeni ayarlayacağım ama şu an onun için şeyimiz de yok. İmkanımız. Yumurtaları buraya koy. Hadi sizi buraya koyalım. Buraya bunları koyamayacağız. Yerimiz yok. Kaç seni aldım. Senin yerine bunu koydum. Hadi seni aldım. Senin yerine bunu koydum. Şöyle. Bunlar buraya. Bunlar buraya. Çok fazla pençe var. Kabuk. Kabuk. Et. Kemik. Bomba. Süt. Ne oluyor? Ha, yıldırım çarptı. Böyle yıldırım yakına düşebiliyor bu arada. Üstümüze gelirse bir işe yarar mı bilmiyorum ama mümkün olduğunca üstümüze gelmesin. Biz içerilere takılalım. Denemeye gerek yok yani. Şimdi kemik, 3 kemik lazım diyor. Şuradan bir kılıç yap da. Tamam, 3 tane kemik lazım. Aynen. İkinci seviyeyi yaptık. Şu ikinci seviyeye bir de şunu yapmam lazım. Bunun için tabii bağ kök getireceğiz. Onu o zaman yapacağız. Tamam, bu geldi. Bunu buraya koy. Maşallah maşallah. Şunlara bir sandık da yapalım da. Yani yıldırım bayağı bayağı pis vuruyor ha. Şu grenitleri falan buradan alacağım. İyi ya, şu malzemeler güzel. Bu arada tarla yapacak malzememiz de varmış. Olmazsa tarla yaparız. Şimdilik. Heh, sandık yapacağım demiştim ben. Pardon. Hemen bir sandık şuradan. Buraya da şunları koyacağım. Bunlar yanımda kalsın. Yiyecek olarak tüketirim bunları şimdi ben. Hatta şöyle birazcık yiyeyim de hem kalbim yükselsin. Oh, iyi maşallah. Şimdi her şeyimiz hazır mı bizim? Şu an her şeyimiz hazır. Çıktık yapacağız. Geldiğim zaman çıktık yapalım bir tane. Çünkü şuradan şunu yapmak istiyorum artık. Tılsımı. Bu bizim canımızı arttıracak. Şimdi gidip birazcık malzeme getirelim. Mağaradan. Mağara şu taraftaydı. Galiba, doğru mu? Aynen şurada. Bak, burada inekler varmış. Bunların üstünü alırız. Bunları görmemişim ben. Ya bir gidin arkadaş ya.
Neye niyet, neye kısmet. Bunlar odunlar dökülmüş. Kesin bunları yengeç çıkmış ya. Bir de kurt geldi başımıza. Şu kurdun doşlaması kadar gerizekalı bir şey yok oyunda ya. Burada bir ses de var, değişik bir ses. Bak burada bir şey var ha, uçuyor yukarıda. Daha önce hiç görmedim, o yüzden ne olduğunu bilmiyorum. Şu tepede uçan bir bulut tarzı bir şey var. Ve üzerinde bir şeyler de var. Acaba nedir o? Müzik çalıyor. Ama da çıkamıyoruz oraya. Hatta burası soğuk şu an. Ben direkt mağaraya gidiyorum. Hiç uğraşamam seninle. Evet. En azından mağaraya kaçtık da yengesinden kurtulduk. Canım yok, bir şey yok. Bir de soğuk vuruyor. Onunla uğraşamam yani şu an. Şu yemeği de şuraya alayım da. Aynen. Bağ kökü dedikleri şunlar. Böyle sarmaşık gibi oluyor. Sadece bu mağaranın içinde oluyor bu arada. Bunları toplamaya mağaraya gelmeniz lazım. Zaten gel direkt bağ kökü sopa. Tarifi. 4 tarif gelmiş hatta. Tam burada görünmüyorlar da şimdi solda yazar teker teker. Evet abi, arbalet gelmiş. Bu arada bunları da alabilirsiniz. Mantarları. Gelmişken. Yine kürek gelmiş tarif olarak. Bir tane de kılıç gelmiş olması lazım. Sanırım yazmadı onu ama kılıç da geliyor bir tane. O da güzel bir kılıç. Elimizde kılıcın büyü seviyesi. Ölür müsün lütfen? Teşekkür ederim. Bu mağaranın içinde de bir sürü iskelet var. Ve buraya normalde tek başıma gelmiyorum kendim oynarken. Yanımda NPC'nin birini getiriyorum ama şu an bizim NPC'miz az. Onlar da malzeme topluyorlar etrafta. O yüzden onları getirmedim ama bir tane daha NPC alırsak, üçüncü NPC aldığımızda onu yanımızda gezdiririz. Burada çok işe yarıyor. Siz hiç savaşmıyorsunuz. Bütün savaşı o yapıyor. Siz sadece onun yanında geziyorsunuz içeride. Çok da güvenli oluyor. Evet, kart suyu tarifi geldi. Bu baya güzel. Onu içtiğinizde size direkt 10 kalp veriyor. Bonus olarak. Sanırım 10 dakikalığına veriyordu. O baya güzel. Onu ekip çoğaltmamız lazım ama illa soğuk bölgede mi yetişiyor? O konuda bir fikrim yok. Şimdi buradan aşağı inebiliriz ama önce şurayı toplayalım. Ok geldi. Granit panel geldi. Tabi bunları kendiniz üretebiliyorsunuz. Mermer panel, granit paneli. O yüzden bunları ben burada bırakayım ya. Ya da atayım yere direkt. Sandla kalmasın. Bunları bırakayım. Yine aynı şekilde bunları da üretebiliyoruz. Odundan. Bırak o yüzden onları. Hiç gerek yok. Yük etmeye. Biz çünkü burada amacımız burasıydı. Evet, orta boy sandık tarifi geldi. Güzel. Ondan da yaparız. Bizim normal şu an sandığımız 10 karakter, 10 kutu yer alıyor içine. Orta boy yaptığınızda 16 yer alıyor. Büyük boy henüz ben de açmadım. O yüzden büyük boy kaç yapıyor bilmiyorum ama muhtemelen o da 20-25 arası bir şey verir. 24 verebilir yani. Onda zamanı geldiğinde görürüz beraber.
Evet, burada bir tane arkadaş var. Bunu bir öldürelim. Bu arada madenler bayağı derin aslında. Yani içinde bir saat falan zaman geçirebilirsiniz normal şartlarda ama ben o kadar zaman geçirmeyeceğim. Niye? Çünkü biz buraya birazcık odun almaya geldik. Geri döneceğim ben. Daha sonra yine geleceğiz buraya mecburen. Granit için. Granit için geldiğimiz zaman daha fazla zaman geçiririz. Bana bir şey mi vuruyor? Yok. Bir an bir şey buraya gidip geldi ama vurmuyormuş. Tamamdır. Şu mantarları toplayalım gelmişken. Hem de şu eski baltamız bitsin. Artık bu eski balta çünkü üretmeyeceğim. İhtiyacımız yok ona. Ha, arbele çıktı. Bir tane de barut fıçısı geldi. Güzel. Dediğim gibi ok tarifi de geldi. Arbaletle beraber artık ok da üretebiliyoruz. Dinamit de üretebiliyormuşuz artık. Güzel. Evet, nihayet bunu kırabildik. Yeter. Şunlar mermer bak şu gördükleriniz. Ama tabi bunlar için kazmayı yükseltmemiz lazım. Kazmayı yükselttiğimizde buraya geri geleceğiz. Şimdi buradan çıkalım. Çıkış neredeydi? Çıkış şurada bir yerdeydi sanırım. Buradan indik de. Çıkış şurada rampadaydı aynen. Bu arada şuraya nerede zıplanıyorsa oraya da bir zıplamamız lazım bizim. Orada da sandık var. Acaba nereden zıplanıyor ya? Şuradan belki zıplanabilirdi. Onu bir deneyelim. O çünkü sandığı merak ediyorum. Şuradan zıplayabilirim herhalde oraya ya. Koşsam koşsam. Deparla beraber. Dur bakayım. Tam bu hizada mı o? Bu hizada. Hadi be. Olmadı. Orası yetişmedi. Belki şuradan zıplanabilir. Şu üste çıkış varsa bir yerlerden. Sanki oralara çıkış var gibi bir yerlerden ama. Yukarıdan falan delik var ama. Oradan bir yerden mi geçiliyor ya? Aslında buraya şey de yapılabilir. İnşaat da yapabiliriz. Şu inşaatta merdiven var. Neredeydi o merdiven? Şu. Bunu yapabiliriz aslında oraya. Onu yaparsak bence çıkarız oraya. İçeride inşaat izin veriyorsa onu bir yapalım. Vallahi izin verdi. Güzel. Bir tanecik meşale, bir tanecik bal kabağı. Üç tanecik mermer. Ve altı tane de ipek gelmiş oldu. Hayırlısı. Şunu da geri alalım buradan. Bu şey bayağı güzel ya. Birbirine çarpan malzemeler birbirini kırabiliyorlar. O bayağı güzel aslında. Bak burada varmış bunu görmemişim ben dur. Daha tabii mağaranın ilerleyen yerlerinde de var bunlardan da. Biz daha derine inmedik ya. Sadece buradakileri hemen girsekleri alıp çıkalım diye. Tamam güzel bu yeter bize. Şimdi burada herhangi bir şeyimiz var mı? Yok tamam. Şundan bir tane yiyeyim ben. Tamam. Hem açlık doldursun. Çıkalım gidelim buradan. Şimdi eve gidip bu bağ kökünü işleyeceğiz. Hemen oradan gelişmiş şey yapacağız kendimize. Kazma ve onunla da mermer toplayacağız. Bu arada bir tane daha mağara var hemen şu yakınımızda. Gayet güzel. Bu mağara bittikten sonra oraya geçeriz. Çünkü mağaralar bitebiliyor. Sonu yok. Sonsuz değil yani mağaralar. İçindeki bütün sanatları alıp da bütün malzemeleri kırdıktan sonra mağara işiniz bitiyor. Ondan sonra sonraki mağaraya geçmeniz lazım. Eğer malzemenin kaynağını devam istiyorsanız. Yan yana olması güzel oldu. Genelde aralarında bayağı mesafe oluyor. Biri Anya'ya birini Konya'ya atıyorlar. Böyle yan yana geldi iyi oldu. Sizle uğraşamam direkt ben köye gidiyorum çünkü şu köyün seviyesini artırmam gerekiyor. Seviyeyi artırıp bir an evvel şey alacağız. Yeni köylü. Gerçi 4'te vermeyecek onu da 5. seviyede verecek. Bak bak bak. Nereden geldi şundan da bir an korktum ya. Dostum arkandan bak neler geliyor.
Ha, saklandılar. Demek sabah oluyor. Sabah olduğu zaman onlar saklanıyor çünkü. Tamam, şu an sonu çıkarabilirsin. Arbalete de gerek yok. Ben arbalet kullanmıyorum çünkü oyunda. Maşallah. Bayağı da sandığımız dolu ya. Bize yer lazım. Neyse. Önce bir üretimlerimizi yapalım da. Şurada bize bağ kökü sopa lazım. Bir 10 tane yapsan. Hatta sen 20 yap düz hesap. Niye 13 yapıyorsun? Maksimum 13 tane yapıyorsun tek seferde. Hayır, dur. Dur. Yanlış şey yapıyoruz o yüzden. Neyse, yapsın şunu da. 6 yapsın en azından, bir sandık yapalım. İşaretlemeden yaptığımız için böyle oldu. Burada ne var? Fazla malzeme. Sen varsın ama sen de sığmadın. Şöyle alalım seni de. Sen de şuraya at. Sen de şuraya at. Bunlar yan yana kalsın ki daha sonra bir de onları aramakla uğraşmayalım. Sen buraya geç. Etler buraya geçsin. Kartutu. Başka yer yok değil mi kartutu? Tamam, yok. Bakayım, şuraya koyalım bunları. Bunları işleriz. Mermer şimdilik burada kalsın. Tüyler kalsın. Sen de kal. Sen de kal. Şuradan bağ kökünü işle. Şimdi yapabilirsin. Bize bir sandık daha yapalım şuraya şimdilik. Tabi bunları yere ayarlayacağım da. Şimdi geçici yapıyoruz. Yoksa bunlara büyük depo ayarlayacağım. Tamam, güzel. Senin yerin doldu. Hatta seni de şuraya atalım. Zaten köyün seviyesini yükseltemiyoruz. Şu an XP lazım. En hızlı XP yolu da inşaat yapmak. O yüzden biz bir depo inşa edelim. İnşa ettiğimiz depoya XP getirisi olur çünkü onun. Şuradan depo olarak da yine ben şundan mı yapsam acaba? Şundan mı yapsam? Şunu yapalım ya. Aynen, ama odun lazımmış. Birazcık odun farmlayalım. Sende bir şey var mı? Ha, sen bizim eleman değilsin zaten. Sen de bizim eleman değilsin. Usta pilot. Tamam, bunda henüz bir şey yok. Diğeri de gezmeye gitmiş. Ortalıkta yok. Mecburen yine kendimiz kıracağız. Şuraya gidelim de birazcık odun kıralım. Tamam, 60 tane odun olmuş. Bu kadar odun şu an için yeterli bana. Şunu bir yersen. Bunu 3 saniye yiyormuş bak. O arkadaş gitti herhalde. Şurada vardı ya, bir tane uçan bir bulut vardı. O bulut sanırım gitti. Bu onun sesiydi diye tahmin ediyorum. Şimdi inşaatımızı açalım. Şunu yapacağız. Biz bunu yaptıkça sol üstte XP gelecek. XP'yi 4'e dayandığınca bırakacağım. Ondan sonra çünkü seviye yükseltip sonra devam edeceğim. XP'ler boşa gitmesin. Bu inşaatları bayağı cayır cayır XP veriyor. Burada bizim depomuz olacak. Ana depomuz. Neredeyse 4 olmak üzere. Sen 4 olduğunda size uyarı da veriyor şey sistem. Buradan ses gelecek yani şeyden, makineden. Aynen, ses şu an ötüyor. Şuradan bir seviye yükseltelim şimdi. 10 bağ kökü, 15 kalas, 25 granit. Peki.
Keşke kalas üretseydik. 15 kalas diyor. 15 kalasımız yok. 13 var. Bir ağaç daha kesip geleyim şuradan. Hatta iki ağaç keseyim de inşaat devam edeceğiz ya. Oraya da lazım olun. Hemen şu şeyi ayarlayalım. Granit, granit vesaire. Nerede bizim granitlerimiz? Kaç granit diyordu o? 20 granit mi diyordu? 25. Merhaba, 25 hatta şöyle ver. Bağ kökleri neredeydi? Bağ kökünden de buradan 10 tane dedi. Bakıyoruz. Yükselt. Tamam. Karaslar olduğunda hemen onu da yapacağız. Kaç kalas oldu? 13, 14, 15. Tamam. Beklerken bir yemeğimizi yiyelim. Bu arada inşaat işlerinde kartlar çok acıkıyor normale göre. Onu falan güzel ayarlamışlar. Tamam, şimdi şuradan köyü bir seviye daha arttırdık. Yeni yatak gelmiş. Hatta şöyle bakalım ne geldiğine. Aynen, yeni bir ev gelmiş. Bir kule gelmiş. Şuradan işte ev parçaları var. Duvar parçaları var. Kapılar, mapılar. Yeni bir merdiven trabzanı. Direkler. Çatılar. Yatak. Sehpa gelmiş. Işıklar gelmiş. Masalar gelmiş. Yeni şeyler geldi ama şunlar hiçbir işe yaramıyor. Bu çünkü mesela şu en baştaki sandık 10 kadar, 10 kadar eşya alır diyor, üstünde yazıyor bak. Bu da 10 alıyor. Bu 5 alıyor. Bunlara hiç gerek yok oyunda. Şu ikisi hiç gerek yok. Bunlar sadece kozmetik. Bu 10 alıyor. Şunu da yapacağız artık. Bunları yaparsak 16 tane çünkü eşya alıyor. Tabi onun için mermer toplayacağız. Mermer için de hallederiz. Şimdi bunu yükselttiğimize göre inşaata devam edebilirim artık. Çünkü XP artık tekrardan kazanabiliyoruz. Bunu da koydum. Aşama 7'de 8. Son parça da burası. Tamam, burası oldu. Artık burayı depoya çevireceğim. İçerisinde sandıklar yerleştireceğim. Ama tabii mermer sandıklar yaparız buraya. O yüzden mermer toplayınca yaparız. Şimdi buraya yapmayacağım. Şimdilik yine biz buradaki sandık depolamamıza devam edelim. Hatta şu ortaya ben bir sandık daha yapayım. Şimdilik depolamamız burada kalsın. Bir sonraki mermere gittiğimiz, geldiğimizde de tekrardan buraya yeni dolaplar ayarlarız. Şöyle de bir şey var. Bağ kökümüz var. Kalasımız var. Mermer topladığımız zaman seviyeyi 5 yapacağız. 5 yapınca bir köylü daha alabileceğiz. Ve yeni evler gelecek. Bu evler geldiğinde de kendimize yeni bir ev yaparız. O yüzden şimdilik burada bırakalım. Bir sonraki bölümde artık kalıcılara devam edip madene gidip mermer toplamaya başlarız. Hatta onu da şuradan göstereyim size. Nerede o arkadaş? Aynen, bağ kökü ve kemikle beraber buradan kazma yapıyoruz ve aynı şekilde de buradan bağ kökünden kaliteli bir kılıç yapabiliyoruz. Hatta yapalım bir tane. Evet, şuradan bakıyoruz. Bunu mesela atağa 5'miş. Bizim elimizdeki 3. Bu artık daha fazla vuracağı için daha rahat edeceğiz madenlerde. Neyse, sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.